Merhabalar, Katarina çizgi romanı yayınlandı. Silas oyunu öncesinde hikayesel gelişmeleri toparlamak için çıktığı söyleniyor. Noxus'ta başlayacak maceramız. Dolayısıyla hikayesel olarak çok kritik bilgiler içerdiğinden bahsediyorlar. Silas'ın oyununun Türkçe dil desteği yok gibi görünüyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla sanırım bu oyunla ilgili çıkmış olan bu çizgi romanı da Türkçesi çıkmayacak. Ama hiç merak etmeyin, ben hepsini çeviriyor olacağım sizler için. Beraber okuyacağız bütün çizgi romanı ve ben bayağı heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Spoiler yememek için uğraştım çünkü dediğim gibi bayağı hikayesel gelişme olduğu söyleniyor. Stelken Moor'da başlıyoruz maceramıza. Noxus sınırının ötesinde. Noxus daha iyiye doğru değişti. Yanan bir şehir görüyoruz bu arada. Daha iyiye doğru değişen bir Noxus'tan bahsederken. Tiran, büyük general Darkwill devrileli 7 sene oldu. Ve bizim vahşet imparatorluğumuz artık daha fazla bir şey, başka bir şey olmak için gelişmeye başladı. Ama hala emir dinlemeyen savaşçı birlikleri var. Rapor verin. Bir önceki kasabadan daha fazla direnişle karşılaşmadık General Rash. Şimdiye toplanmış olsalar gerek diye düşünüyorum General. Onlar eski korkunun yoluna dönmek istiyorlar. Saygı duydukları tek kuvvet kasta ve çelikte yatıyor. Jericho Swain bu zayıf yaratıkları imparatorluğumuza katmak istedi. Küllerine merhaba der artık. Deyip bir de üstüne cesetlerine tükürüyorlar. Yani bizim yüce Noxus'un kuvvetli topraklarına ezik Freljordluları katmak diye bir şey olmaz. Hepsini keseriz, topraklarını alırız. Bu ezikleri Noxuslu gibi topraklarımızı almak gibi bir şey kabul edilemez diyor bu. Swain'in yeni yönetimini kabul etmeyen daha bağımsız savaş birlikleri. Noxus bayrağını dalgalandırıyorlar ama artık onun temsil ettiği her şeye karşı duruyorlar aynı zamanda. Ne oluyor derken biri arkadan şınk şunun ensesine Katarina'nın bıçağına benzeyen bir bıçağın saplandığını görüyoruz bile, gözleri ölmekte. Rash ve onun gibi hainler bizim günahlarımızı yeniden diriltmeye çalışıyorlar. Benim görevim onları gömmek diyor ve Katarina ortaya çıkıyor. Resmen iç savaşla başladık çizgi romana. Rash! Biraz saygı göster. Bana general diyeceksin. Sen general falan değilsin. Sen ve savaşçı timin topraklarımızdan kaçtığınızda bu unvanını kaybettin. Sen artık bir Noxuslu bile değilsin. Yakında unutulacaksın. Katarina'yı daha göremediğini, bulamadığını görüyoruz generalin bu kaosun içerisinde. Noxuslular, bana gelin, generalinizi savunun. Ama etrafta Noxuslu falan kalmamış gibi görünüyor. Noxus zırhı giymiş kişilerin yerde yattığını görürken bir Avarosa heykeli görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten Noxus sınırında Freljord topraklarında böyle buradaki köyleri yakıp yıkıp ilerleyen savaş bağımlısı Noxusluları görüyoruz. Noxus'un eski halini temsil eden kişileri görüyoruz. Korku içinde baka kalıyor General Rash. Beni öldüremezsin Cat. Seni çocukluğundan beri tanıyorum. Ailene sadıktım. General Dukuto'ya, babana sadıktım. Ben hala onun gibi gerçek Noxuslular için savaşıyorum. Anlamıyorsun. Swain senin babana ihanet etti Darkwill'i indirdikten sonra. Ben onların mirasını savunuyorum. Bana borçlusun. Baban da bana borçluydu. Hıç, yalancı. Benim babam senin devirmeye çalıştığın Noxus'u inşa etti. Sana sadece iki borcumuz var. Birincisi başarısızlığının bilgisi. Sana rağmen buradaki yerlilerin çoğu hala hayatta. Senin zavallı kasap ekibinden gizlenmiş durumdalar. Ve Noxus'un yardımıyla evlerini yeniden inşa edecekler. Onlar nazik bir kültürden geliyorlar ama alçak gönüllüm sana böyle bir kültürden geliyorlar ama onlar büyük mimarlar ve büyük yatkın böyle bir şeyler üretmeye yatkın insanlar ve onların bu kuvveti bizim imparatorluğumuzu geliştirmemize yardımcı olacak. İkincisi, senin hanen seni dışladı.
ve Büyük General Swain'in emriyle senin bütün ailevi ve askeri kayıtların yok edildi. Senin bütün varlığının kanıtları son nefesinle kaybolacak. Beni anlıyor musun? Elveda, artık ölebilirsin. Özetle sen artık Noxus'un bir hainisin, eski halinin bir timsalisin deyip Katarina'nın bu arkadaşı Swain'in emriyle infaz ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla 7 yıl geçmiş olmasına rağmen Swain'in hükmünün Noxus'ta hala %100 geçerli olmadığını görüyoruz. Ciddi kuvvet boşlukları var. Hala Swain'e inanmayan, Swain'e güvenmeyen, Swain'in yönetim tarzını kabul etmeyen ve daha gelenekselci Noxus tarafında insanlar olduğunu görüyoruz. Ve sadece insanlar değil, savaş toplulukları, generaller olduğunu görüyoruz. Bu Noxus'un işleyişine dair çok kritik bir bilgi. Noxus'un başkentindeyiz 2 hafta sonra. Rash'in ailesi onu reddetti. Benim ailemin benim hakkımda ne söyleyeceğini merak ediyorum zamanı geldiğinde. Annem bana neredeyse hiç ilgi göstermedi. Babamsa beni neredeyse hiçbir zaman kabul etmedi. Ama Noxus beni daima kabul etti. Bu şehir, bu imparatorluk basit bir fikir üzerine kurulu. Ön yargı olmaksızın kuvvet Noxus'un olduğu her yerde başarı getirir. Güzel bir düşünce. Ve ailemize bedeli ne olmuş olursa olsun buna değer. Acaba babam da ölmeden önce böyle hissetmiş midir? Bana bir yara daha vermeye mi geldin? Talon. Bunu babamın emirleriyle yaptığımı sen de biliyorsun. Eh, o zaman güvendeyim demektir. Seni görmek güzel kardeşim. Gerçekten mi? O zaman neden seni bulmak için bütün şehri aramam gerekti? Eğer beni görmek isteseydin nerede olduğumu biliyordun. Ve ne olursa olsun babam gideli 3 yıl oldu. Kanuna göre hanemiz artık senin. Bana ne öğrettiğini düşünürsek babamın buna katılacağını sanmıyorum. Hane senin olabilir. İçindeki bu hayal kırıklığının bütün hayatına karar vermesine izin veremezsin, Katarina. Birlikte şehri izlediklerini görüyoruz. Bak, gitmem gerekiyor. Yapmam gereken bir iş var. Ama bu akşam konuşabiliriz istiyorsan her zamanki mekanımızda. Büyük general için bir iş daha mı? Gerçekten de Swain'in favori bıçağı sensin. Bu seni endişelendirmeli biliyorsun değil mi? Aa, bu duyduğum profesyonel kıskançlık mı yoksa? Swain'in bu kuvveti edinmek için ne yaptığını biliyorsun. Neye dönüştüğünü biliyorsun. Darkville'i daha önce görmediğimiz bir sihirle yok etti. Ve bunu bütün Noxus izlerken yaptı. Ona güvenilmeyeceğini biliyorsun, bilmelisin. Swain, Darkville gibi güç delisi değil, bunu biliyorum. Trifarix'i inşa ettiğinde Noxus'un 3 liderinden sadece biri olmayı kabul etti. Sırtını tahtların çağına ve tiranların çağına sırtını döndü. Ve bütün ulusu bu ideayla birlikte getirdi. Yani bu işte Swain'in güçler ayrılığını oluşturması. Tek bir lider vardı, o lideri indirdi, dedi ki ben bir gün ben sapıtırsam, ben yanlış yola düşersem bu ülkeyi birileri kurtarsın. Beni durduracak, beni kontrol edecek bir kişi olsun. Yargı bağımsızlığı olsun. Güçler ayrılığı olsun. Bir tane tiran tarafından ülke yönetilirse sonuçları kötü olur diyerek güçler ayrılığını getirdi Swain. Ne iyi adam. Bazen çok görsün. Lütfen babamın eğitimini hatırla. Bir kereliğine seni güvende tutacaktır. Gitmem gerekiyor. Benim işim şehrin dışında, şehrin sınırlarında. Seni bu gece görecek miyim? Okey, bu gece. Diyor Talon ve Katarina gökten atlayıp resmen gerçek bir suikastçı, bir rogue gibi çatılardan atlaya atlaya gidiyor. Talon da havalı şapkasını takıyor. Onu ilk defa böyle şapkasını takmazken görüyoruz galiba ya. Saçını ilk kez gördük. Çok anime boy saçı varmış. Bayağı genç duran bir vibe'ı var. Normal Splash artlarında ve
oyun içi görüntüsünde daha yaşlı bir karakter gibi görünüyordu. Onun gençliğini görmüş olduk ve etraf buz sanırım, dolayısıyla yine Freljord'a doğru mu gidiyoruz? Ama katana bir günde koşturamaz Freljord herhalde, ama etrafta buzlu gibi görünüyor, ben anlamadım. Başkent o kadar yakın mı Freljord'a? Neyse. Wormace'ın Koga'nın hanesindeyiz. Etrafta askerlerin antrenman yaptıklarını görüyoruz Noxus kıyafetleriyle. Biz küçükken babam Talon'u beni öldürmesi için yollamıştı. Bir başka bir görevdeki başarısızlığım için bir cezalandırma. Talon yüzümdeki yarayı açarken ki yüz ifadesini hala görebiliyorum. O gece o da başarısız oldu. Ama o zamandan beri çok şey öğrendim. Buradaki muhafızlar geceleri daha küçük saldırılar bekliyorlar. Dolayısıyla sızıntılara karşı eğitilmiş Noxuslular bile güneşin altındayken saldırıya daha açıklar. Çünkü tehlikeyi gelirken göreceklerini düşünüyorlar. Ama ben gezintilerimde öğrendim ki mevzu her zaman görünmez olmak değil. Mevzu kimsenin bakmadığı yerde olmak. Ateşleme mekanizması ya da bir tuzak yok gibi görünüyor. Ah, lanet olsun. Bir kurt ağzı kiliti. Tek bir hata bile yaparsam bu bölgedeki her şey sihirli bir patlamanın içinde yutulur. Özetle büyülü tuzağı olan bir kapıyla karşılaştı. Çok D&D vibe'ları şu an, müthiş. Tam bir rogue işte Katarina. Yüksek level'lı. Noxus'taki en iyi kilit açıcının 20 dakikalık işini alır bu kilidi çözmek. Ama Talon şehrin diğer tarafında. Dolayısıyla Talon Noxus'un en iyi kilit açıcısı, bunu da öğrenmiş olduk. Ve bu kilit beni 30 saniye içerisinde içimi dışımı parçalar deyip garip bir... Oo, Hextech kristali mi lan bu? Böyle bir ya Freljord sihri ya Piltover mekanizması tarzında bir şey çıkardı. Aynen. Totem'e benziyor. Vızzz ettiğine göre sanıyorum Piltover şeysi bu. Devam edecek. O zaman geçiyorum ikinci bölüme. 4 bölüm yayınlandı ama ilk 2 bölümü okuruz bence bugün bir. Sonra 3 ve 4'ü de ayrı bir bölüm yaparız diye düşünüyorum. Vızzzladık kapıyı en son. Eski Noxus rejiminde olmaktan nefret ederdim. Başkalarına güvenmenin zayıflık olarak algılandığı bir dönem. Tıpkı yabancı bir ülkeden çalınmış bu üstün teknolojiyi kullanmanın zayıflık olarak algılanacak olması gibi. Tiran Darkwill başkalarında sadece zayıflık görürdü. Kling! Bu arada kapının açıldığını görüyoruz. Havalı bir kilidi varmış şöyle. Ama ben başkalarının kuvvetini kullanmaktan gayet mutluyum. Ah, bir ara Piltover'a gerçekten yeniden gitmeliyim. Darkwill. Babam bile fazla risk aldığımı söylerdi burada. Ama ben Noxus için doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Wormace'in Kogan gibi tehlikeli bir hedef için bile, imparatorluk için bir kahraman için bile son dönem fazla dikkatsiz davranmaya başladı. Çok uzak topraklarda çok fazla Noxuslunun hayatına bedel oluyor yaptığı hareketler. Kendisinin işte böyle bir sürü ordusu, askerleri var ve bunlarla yabancı topraklara saldıran bir general anladığımız kadarıyla. İdeal değil. Ona değecek kuvvette bir düşman arayışında bir adam. Gizlice arzu ettiği ölümünü ona tattıracak düşmanı arayan bir adam. Benim eğitimim onun haberi bile olmadan onu öldürmem gerektiğini söylüyor. Babam ne derdi? Ah, evet. Sakin sulardaki bir hayalet gibi. İyi akşamlar, Wormace'in Kogan. Wormace'ını da savaş ustası diye çevirebiliriz en uygun sanırım. Söyle bana, neden sadece bağırıp en sadık askerlerimi çağırıp seni burada paramparça ettirmeyeyim? Çünkü sen iyi bir lidersin ve kim olduğumu biliyorsun.
Ve ikimiz de bu iyi niyetli noksusluları gereksiz ölümlerine getirmenin gerekli olmadığını düşünüyoruz. Çok kötü çevirdim ama siz anladınız yani. Gariban noksusluları çağırıp öldürtmenin anlamı yok. Gel 1v1 çözelim bu işi diyor. 3 nokta. Savaş ne olursa olsun bugüne kadar hiçbir düşman benim ölümümü elde edemedi. Sen edebileceğini mi düşünüyorsun? Elimden geleni yapacağım. Ben de öyle. Senin gibi gerçek bir noksusludan daha azını beklemem zaten. Güzel bir dirsek darbesi. Ay hem de böyle sivri sivri şeyler takıyor ya böyle boğazının altında. Çok tatsız bir darbe yani. Evet, bakınız adam da yamuldu zaten. İmparatorluk sana teşekkür ediyor. Adamın kılıcını kavradı bu arada direkt. Aikido Gaming. Hatırlanacağına söz veriyorum. Saygıyla hatırlanacağına. Bir kahraman olarak hatırlanacağına. Ve adamın kılıcını kendisine sapladığını görüyoruz. Noxus için. Sonuna kadar savaştın. Aga be, üzüldüm lan bu adam. Ama bak resmen çizgi roman şeyi anlatıyor. Katarina'nın eski Noxus bakış açısına yönelik tavrını bildiğin biçip bütün kayıtlarını sildireceğim, hatırlanmayacaksın, yok olacaksın, son nefesinde silineceksin. Diğerleri ama gerçekten Noxus ideallerine biraz daha uyduğu kişileri assassinate'lerken hatırlanacaksın işte, söz veriyorum seni bir kahraman olarak şey yapacağız falan, enteresan. Ve sonra korunak çay evindeyiz o gece akşam. Talon. Burada Noxus'un daha gece hayatını, düz sokaklarını falan görüyoruz. Yani kafemsi bir yer bu çay evi. Buranın bile mimari tasarımı ne kadar böyle keskin ve korkunç hatlarda, karanlık taşlarda onu görüyoruz. Gerçekten o çizgi, düzen, keskin mimarisi Noxus'un güzel işlenmiş. İonya'nın ne kadar zıttı olduğunu görmek güzel onların o daha curve tasarımlarına göre. İşleri neden kendi tarzıma göre yaptığımı anlayabiliyor musun Talon? Neyin onurlu olduğunu düşündüğünü anlayabiliyorum ama bu anlamsız ve tehlikeli. Kogan öldü ve cesedi nasıl öldüğü hakkında herhangi bir şey hissedemez. Sadece onun kendi kılıcına düşmesine yardım ettin. Kendi istediği gibi savaşarak öldü. Noxus için yıllarca yaptığı şeylerden sonra ona bu kadarını borçluyduk. Babamın istediği gibi yapabilirdin. Kendini güvende tutabilirdin. Onu hızlı ve acısız öldürebilirdin ve bunun içinde daha fazla merhamet olurdu. Gördüğü bütün savaşlar ve döktüğü bütün kanın ardında Kogan ölümden ya da acıdan korkmuyordu. Eğer korksaydı emekli olmuş olurdu bugüne kadar. Kogan zayıfladığını biliyordu. Noxus'un standardını artık yakalayamayacağını biliyordu. Ben onun son anlarında güvendiği ve bildiği imparatorluğun var olduğuna ikna ettim onu. Ona bunu göstermiş oldum. Dolayısıyla hayatı boyunca savaştığı şeyin var olduğunu bilerek ölmüş oldu. Ben böyle ölmek istiyorum ve umarım babam da böyle ölmüştür. Babamın haksız çıkması için savaşırken mi öleceksin yoksa onu onurlandırmaya çalışıyorken mi öleceksin bilmiyorum. Ama iki türlü de ölmüş olacaksın ve bunu izlemek istemiyorum. Aklın mantığa erdiği zaman eve dön lütfen. Teşekkürler Dren, çay için, oda için ve her şey için. Burada her zaman güvenli bir yerin olacak Cat. Ve bana hiçbir zaman teşekkür etmene gerek yok. Krabang! Masa ikiye bölündü. Bir şeyler devrildi. Bir şeyler patladı. Çatıdan girdiler. Fazla iyiler. Hiçbir şey duymadım. Bu kaosun içinde göremiyorum ama onlar da göremiyor olsa gerek. Okey, sakin kalmalıyım. Zaman kazanmalıyım ve dikkat çekmemeliyim. Dran ve Talon'un iyi olduğundan emin olmam gerek. Sonra da suikastçıları bulup hepsini öldüreceğim. Ah! Hızlı, kuvvetli ve isabetli. Neden bilmiyorum ama sonraki hamlesinin ne olacağını hissediyorum. Ama dengem kaydı.
Ah, ona eşleşmek için çabalamalıyım. Hamlelerimi çabuk engelliyor. Bir sonraki hamlemi biliyor. Değersiz. Sesi... Artık sana izin vermeyeceğim. Kaçamıyorum. Bam diye kroşeyi yediğini görüyoruz. Ailemizin mirasını zehirlemene izin vermeyeceğim. Hiçbir zaman kaçamazdım zaten. Nihayet yüzleşme vakti geldi kızım. General Dukuto yaşıyor. Hikayede yıllardır gizemini koruyan Katarina ve Talon'un babası, darbeden beri kayıp olan General Dukuto tüm ihtişamıyla karşınızda. Devam edecek. Çizgi romanının kritik bilgiler içerdiği söylemleri son derece doğruymuş. Daha şimdiden Noxus'un iç işine kadar tonla şey gördük. Talon'un yüzünü gördük. General Dukuto'nun yüzünü gördük. Darbe sonrası olayları gördük. İnanılmaz heyecan verici. Dolayısıyla 3. ve 4. bölümü de yakın zamanda yapmaya çalışacağım. Sizden bu sırada kritik bir ricam var. Son dönem oyunumuzun çıkmasına artık çok az kaldı. Çok stresliyim, çok uğraşıyorum ve her bir wishlist bizim için çok değerli. Oyunumuz dünya çapında popüler yeni çıkacak oyunlar listesine girdi Steam'de. Burada yerimizi korumamız, hatta mümkünse yükselmemiz çok çok önemli benim için. Rica ediyorum, strater.co adresine gidip wish listinize ekler ve follow atarsanız oyuna, bizim Steam algoritmasında yukarı çıkmamıza yardımcı olursunuz ve çok yakında oyunumuz çıktığında haberiniz olmuş olur. Çok çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Çizgi roman için yorumlarınızı bekliyorum. Ben çok heyecanlandım. Silas oyununu da zaten beraber oynayacağız, inceleyeceğiz, yardıracağız. Bu çizgi romanı da çevirmeye devam edeceğim. 3. ve 4. bölüm için bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağ olun izlediğiniz için.